Bir Avcılar Kulübü programıyla tekrar huzurdayız sevgili izleyenler. Bu hafta sizlere güzel İzmir'imizden, İzmir Avcılar Kulübü'nden sesleneceğiz. Ülkemizin belki de ilk kurulan avcı kulübüdür diye düşünüyorum. Şimdi onu birazdan da öğreneceğiz. Evet sevgili izleyenler, arka fonda eski yazıyla Osmanlıca flamayı görmektesiniz. Flamada ne yazıyor? İzmir ve Havalisi Avcılar Kulübü. Tesis tarihi 1925. Evet, İzmir Merkez Avcılar Kulübü. Evet, Sayın Başkanımız burada, Onursal Başkanımız da burada, değerli avcılarımız da burada. Evet, ben Umur Bey'den başlamak istiyorum. Evet, Umur Bey, duayen avcılarımızdan ve İzmir Merkez Kulübü'nün onursal başkanıyım, evet. Evet. Ben İzmir doğumluyum. 1962 senesinde kulübe üye oldum. O günden beri kulüpteyim. Muhtelif yönetim kurullarında, başkanlığımda uzun seneler hizmet verdik. Ve de aşağı yukarı 10 senedir de onursal başkan olarak devam ediyorum. Dediğiniz gibi İzmir'in, hatta Türkiye'nin en eski kulüplerinden birisi burası. 1925 burada dediğiniz gibi. O zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi Halk Fıkrası olarak devam etmiş. Sonra 1936 senesinde resmini gördüğünüz şuradaki yönetim kurulu seçilerek İzmir Merkez Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Derneği olarak kayda geçmiştir. Kurucuları arasında esas duayen ve maalesef tabii ki rahmetli Mustafa Barışoğlu ve Kenan Evren Paşa'nın abisi Hüsamettin Bey ve resimde gördüğünüz kişiler, ki çoğunu ben görme fırsatı buldum, çok gençtim ama tanıdıklarım da var içinde. Ve o günden bugüne kadar da bu kulüp faaliyetlerine av olarak devam etmiş ve de uzun seneler maalesef bir bina sahibi olamamıştık. Benim başkanlığım zamanında bu kulübün birinci kademesi olan ilk kademesi, yani burası üç binadan oluşan bir kompleks, İlk binayı aldık ve de ondan sonra Profesör Alp Timur tarafından da ikinci bina alındı. En son köşe bina burası da şimdiki başkanımız Ecemel Songür profesör, onun zamanında alındı ve inşa edildi. İnşaatta da yarısı bizim, yarısı yapan firmanın oldu. Ve bu şekilde de devam ediyoruz. İlk defa böyle güzel kurumsallaşmış bir kulübe denk geldim. Avcılık dendiğinde genelde akla şömine gelir. Yani kulübünüz oldukça güzel. Evet, zaten inşa edilirken de özellikle bu kat kulüp binası olarak inşa edildi. Diğerleri mesken olarak inşa edildi. Onun için de esas proje tamamen av kulübü olarak dizayn edildi. Şöminemiz, işte gördüğünüz gibi mutfağımız vesaire. Ava devam ediyor muyuz bu yaşta da? Hiç aksatmadan. Her hafta, sezon 6 ay boyunca. 6 ay boyunca. Ama biz daha çok domuz avına yoğunlaştık kulüp olarak. Ama ben tabii kuş avlarına da, dış ülkelerde avlara da gittim. Ama genellikle domuz avı olarak her pazar istisnasız bu kulüp av tertip eder. Nerelere gidiyoruz? İzmir mi? Genelde İzmir. Valla İzmir, yoğunlukla gittiğimiz bölgeler Bergama ve Aydın yöreleri. Burada ilişkilerimiz çok iyi ve hakikaten ciddi rakamlara ulaşan avlar yapıyoruz. Hele bu sene çok bereketli bir seneydi. Malum domuz popülasyonunun anormal ürümesi Ege'de. Bunun tabii en büyük yardımcısı oldu. Ve çiftçi çok muzdarip. Yani domuz popülasyonunun çok üremesinden ve ekinleri, malları telef etmesinden. Şöyle, ben aynı zamanda yani bir tarım zararlısı ilan edilmesi isteniyor. Evet, edilmesi şart. Çünkü benim mesleğim de, ben pamukçuyum esasında. Mesleğim de tarımla ilgili. Ege bölgesinde pamuk ekimi bitip mısır ekimi başladığından beri müthiş bir patlama yaşadık. Yani şöyle diyebilirim, %400 belki bir artış oldu şu 8-10 sene içinde. Ve bu hayvan maalesef artık çiftçinin
ortağı değil, neredeyse sahibi oldu. Onun için statünün değişip bunun zararlı olarak ilan edilmesi yani icap edilir. 6 ay avlanmak değil de bence çiftçiye de müsaade edilip yıl boyu mücadele edilmesi lazım diye düşünüyorum. Ama tabii av hayvanı statüsüne alındığı için yavru mevsimi yasak olarak tescil edildi. Onun için de yavru zamanı biz de gitmiyoruz. Hakikaten de yavrulu zamanda çok da hoş olmuyor bu av. Çünkü ana ölünce yavrular telef oluyor. Onun için de çok da kötü değil bence bu karar. Evet, yurt dışı avlarımız oldu mu? Efendim? Yurt dışı avlarımız oldu. Oldu. Romanya'da kaz avlarına gittim. Bulgaristan'da yine kuş avlarına gittim. Letonya'da karaca avına gittim. Aşağı yukarı o kadar çok fazla olmamakla beraber zaman zaman gidiyorum. Buradaki görmüş olduğunuz zaten o karaca şeyde benim Letonya'da vurmuş olduğum karaca. Bizim burada bir ana nevimiz var, çan var. Siz çanı biliyorsunuzdur herhalde. Evet, deve çanı mı? Çok büyük bir çan o. Çünkü burada sohbet başladığında millet malum egzecereli anlatmaya başladığında onu çalarız biz. Anlatan kendine gelir biraz. Stop. Biraz anlatalım dilerseniz ya. Veya gerçek olayları anlatalım ya. Veya unutamadığımız bir avı anlatalım. Vallahi ben aşağı yukarı 55 hatta 60 senedir avlanıyorum. Bu zaman içinde hakikaten çok büyük hadiseler, çok büyük avlar yaptım, gördüm. Hangi birini anlatayım size? O kadar çok ki. Yani mesela unutamadığımız vardı. Mesela unutamadığım avlardan biri Tunceli'deki dağ keçisi avıydı. Evet. 1975 senesinde oraya gittiğimizde felaket bir havaya denk geldik. 29 Ekim tarihleriydi. Kar, buz, fırtına, afat. Az daha dönemiyorduk geri. Öyle bir maceramız var. Yağmur, afat çadırları aldı götürdü. Mağaralara sığındık. Efendime söyleyeyim artık kimimiz dua etmeye falan başladı. Geri gidemeyeceğim bu vaziyette diye. Fakat çok şükür atlattık onları da. Güzel avlar yaptık. Orada dağ keçisi dediğimiz bizim şamua cinsi. Ben bir tane vurdum. Bir tane de aybek vurdum. Fakat onu ele geçiremedik. Çünkü çok sert bir yere gitti. O hiç unutamayacağım avlardan biri. Bir de en mühimlerinden biri de Urfa'da keklik avına gittik. Ağustos sonu Eylül başıydı. Orada o kurakta, felaket kurak bir yerde aşağı yukarı 5 çeşit kuş vurduk. Yani bunların içinde keklik, efendime söyleyeyim ördek ve çulluk. Yani çulluk hele o mevsimde o kurak yerde kalktı. Hatta babam, ben babadan avcıyım. Benim kardeşim de avcı. Oğlum da avcı. Biz ailecek böyle avcıyız hepimiz. Ailevi bir gelenek. Ailevi bir gelenek. Yani, yani bütün aile avcıyız. Tabii ki babam esas bu kulübün başkanlarından biriydi. Son başkanıydı. Ondan sonra ben aldım zaten. Ve de oradaki ava hayret ettik. Çünkü çulluk yağışlı yerlerde bulunan bir hayvan. Hatta babamın önünden kalktı. Baykuş zannettik. Atmadık. Sonra ikinci defa kalktığında çulluk olduğunu gördü. Attı vurdu. Böyle orada da çok güzel avlar yaptık. Letonya'ya karaca avına gittiğimde çok güzel hatıralarımız var. Ben hayatımda bu kadar güzel bir ırk hiç görmedim. Orada da çok güzel bir av serüvenimiz oldu. Hepimize 4 tane karaca müsaade vardı. Ördüğümüzü de vurduk karacalarımızı. Orada tabii bunları resimlerle anlatmak lazım sizlere. Yani onun hazırlığı şu anda yok. Karacanın eti yediniz mi? Yedim. Lezzeti çok nasıl? Lezzetli. Çünkü doğada besleniyor bu hayvan. Bu hayvanın hiçbir şekilde karıştırılmış veya... Geyik popülasyonundan değil mi? Evet, geyik popülasyonundan tabii. Yani benim çocukluğumda aklımdan kalma dünyanın en lezzetli eti geyiktir. Çok doğru. Doğru mudur bu? Yani tabii bu bütün... Bu karaca doğrudur. Karaca daha körpe. Doğrudur. Karaca daha körpe. Daha körpe. Ama burada en mühim mesele o eti pişirmesini bilmek. Çünkü
bu doğa hayvanı olduğu için biraz sert et bu. Bizim böyle buradaki ahıl hayvanı değil bu. Ve de doğada beslendiği için adeleli bir eti var bunun. Onun pişirmesini çok iyi bilmek lazım. İşte et dinlendirilir falan filan. Evet, dilerseniz biraz soluklandıralım Steve. Yavuz Bey ile ben devam etmek istiyorum. Karaca'dan açılmış. Karaca'dan ben bir şeyimi söyleyeyim. Geyik mi karaca mı? Av hayvanları küçüldükçe lezzeti artar. Onun için karaca geyiğe nazaran çok çok lezzetlidir. Umur abimin de dediği gibi yapmasını tabii. Biz bundan 15-20 gün önce, bir ay önce Romanya'daydık. Romanya'da Kazavın'a gittik ama orada karaca da var. Avlanılmış karacalar vardı. Oradaki bayan aşçı bize bir karaca yaptı. Anlatılmaz yani. O kadar güzel. Karaca eti her zaman favorimdir. Yani geyikten daha lezzetlidir. Benim görüşüm. Ülkemizde evet. Karaca avı yapılıyor mu? Yapılıyor tabii. Bundan 5-6 sene önce ya kadar 1938 mi 30 küsürlerde çıkan av kanununda karaca avı yasak. Ve bundan 5-6 sene önceye kadar yasaktı. Eğer bu yasaklar uygulansaydı zaten Türkiye'de karacadan geçilmezdi. Fakat maalesef vuruldu. Birazsa yani suçlamayalım ama köylü kardeşlerimiz dişi, yavru demeden şey yaptılar yani avladılar. Karaca popülasyonumuz öyle çok değil. Mesela bir Avrupa'daki gibi değil. İşte senede tahmin edeyim 30-40 tane falan avlattırıyorlar. Yani avlanıyor Türkiye'de. Şöyle şu geldi aklıma, yurt dışında bilhassa Amerika'da çiftlikler var. Yani dağın tepesinde doğal çiftlik yapmış. Geyiği. Şimdi çiftlik daha... Besliyor. Çiftlik. Yani ülkemizde karacadır, geyiktir böyle beslenilip sunulamaz mı insanımıza? Onu da söyleyeyim size. Şimdi çiftlikler diyorsunuz. Mesela çiftliklerde yetişen hayvanlar insanı görüyor. İnsanı gördüğü için doğada av yapmış olan bir avcıya o av hiçbir zaman için keyif vermez. Neden? Çünkü hayvan kaçmaz. Mesela hepimiz avlıyoruz o yetiştirme kirklikleri, sülünleri. Hiç tadı yok. Çünkü doğada avlandığımız için doğadan nasıl kalktığını, nasıl saklandığını, nasıl avcıdan kaçtığını çok iyi görüyoruz. Öbür hayvan maalesef kaçmasını dahi bilmiyor. Kendini saklayamıyor. Çabuk bulunuyor. Onun için bu avı yapmış olanlar için öyle yetiştirme hayvanlar makbul değildir. Avı da makbul değildir yani. Ama avlanmış olmak için avlanıyor arkadaşlarımız. Yok, av değil de yani et olarak et olarak göreceksin. Onu av olarak göreceksin. Çünkü av bir heyecandır. Avın peşinden koşacaksın. O kaçacak, seni takip edeceksin. Yani ben avcılık boyutunun dışına çıktım. Yani etini yeme, tatma, milletimiz bilme açısından. Şu yaşa gelmişiz, karaca nedir? Beslemek karaca çiftliği. O şekilde. Ama ben de ona karşıyım işte, o olmaz yani. Doğada olacak. Avcılık raconuna ters. Evet, tabii ters. Daha vereyim o, besleme karacanın eti de pek o kadar doğadaki gibi lezzetli olmayacaktır tabii ki, değil evet, mi? Evet başkanım, mikrofonu size veriyorum şöyle, buyurunuz. Sizleri de bir tanıyalım. İsmim Yaşar, soyadım Egemen. Yaklaşık 89 senesinin av sezonundan bu yana kulübümüzün üyesiyim. Umur Bey'in sayesinde bu kulübün üyesi oldum. Sağ olun, teşekkür ederim. Hakikaten çok faydası oldu. Çok değerli arkadaşlarla tanıştık burada. Bu zaman zarfında çok güzel avlar yaptık. Hala da yapmaktayız. Bilmiyorum diğer avcı kulüplerinin gücüne gitmesin ama herhalde domuz avında Türkiye'de bu avı layıkıyla, disiplinli bir şekilde yapan nadir kulüplerden birisiyiz. Ve bundan dolayı da iftihar ediyorum. Keyif alıyorum böyle bir kulübün üyesi olmaktan. Evet, Yavuz konuk Bulgaristan Alageyik avı. Şu anda hem Av TV'den izliyoruz sevgili izleyenler, hem de programımızı çekiyoruz. Evet Umur Bey. Yaşar Bey'e ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Hakikaten 89 senesinde benim de dahilimle kulübe üye oldu. Bugüne kadar çok değerli arkadaşlar kulübümüze üye olmuştur. Bu kulüpte devam edenler var, devam etmeyenler var ama Yaşar Bey bizim medarı iftiharımızdır. Çünkü kendisi
gerek vazife aşkı, gerek bu işe olan yatkınlığı ve temasları ve arkadaş etkinlikleri üst düzeydedir. Kendisini bu kulübe kazandırmaktan cidden onur duyuyorum. Ben Yavuz Konuk, 1947 İzmir doğumluyum. 1966 senesinde İzmir Merkez Kulübü'ne üye oldum. Geçtiğimiz sene, yani 2016'da 50. yılımdı. Tabii Umur abi benden eski ama ondan sonra da ben geliyorum bu kulüpte. eski üyelerden biri olarak. İzmir Merkez Avcılar Kulübü ile devamlı domuz avlarına iştirak ediyoruz, gidiyoruz. Benim yurt dışı avlarım da var. Hobim yaban keçi, yani ibex'lere, yaban keçilerine odaklandım. Şu trofe sizin yanılmıyorsa. O koyun tabii, o da benim. Yaban koyunu mudur? Yaban koyunu o. Nerede? Marka Polo. Tacikistan. Tacikistan. Evet. 2008'de. 2008. Bu avı yapmışsınız. Evet, doğrudur. Ama Avı TV stüdyolarına böyle bir tahniti ne zaman hediye edeceğiz Yavuz abi? Ona söz veremem. Onun sözünü yayında alacağım. Neden? Bir dakika, neden? Neden? Ben bunu diğer avlarımda da söyledim, yaşlar ilerledi, dağ avlarına meraklıyım, hep dağ avlarına yapıyorum. Fakat dağ avları çok zor bir av, öyle kolay avlar değil. Devamlı hep tırmanıyorsunuz, hep çıkıyorsunuz. Kaç bin metreye çıkmıştınız? Mesela bu Marco Polo'nun kampı 4200 metredeydi, 4500 metrede avladık onu. 4500 evet, 4500 metre. Nefes alma, nefes vermek çok zor, çok zor. Ancak 75-80 metre yürüyorsunuz, duruyorsunuz, en az 1 dakika 2 dakika soluklanıyorsunuz, ondan sonra tekrar bir 75-80 metre yürüyorsunuz. Öyle devamlı yürüyemezsiniz. Ama sizinle olan rehberler zaten durumunuzu bildiği için onlar hep sizi takip ediyor. Bakıyor, başladınız soluklanma, yani nefes yetmiyor, hemen duruyorlar. Öyle. Yani zor avlar, dağ avları kolay değil. Bilhassa yaban keçileri. Buyur. Yani şu günümüz şartlarında bunu tekrar avlamaya gitsek, evet, bize kaç paraya bu av mal olur? Para konuşmayalım şimdi. Yok burada. Yok, konuşalım. Niye konuşmayalım? Neden? Böyle bilsin insanımız da. Ben mesela ben şimdi bak bir ufak hikaye anlatacağım, hemen göreceksin parayı neye konuşmayalım. Tamam. Bir zamanlar böyle avcılar arasında sohbet vardı. Karşıyaka örnek koydu. Cafer diye bir arkadaşımız var. Yamanlar köyünden. Bu aynı zamanda da keçi çobanı, keçileri var. Bana durmadan soruyor. Yavuz abi kaça vuruyorsunuz? Ya Cafer boşver falan. İllana dayanamadım. Söyle dedi. Ya dedim $3000, $4000 o civarda. Abi dedi, benim keçiyi koyayım oraya dedi. Gel dedi $1000'a vur dedi. Yani biz 3000'e... Onun için para konuşmayalım dedim. Tabii yüksek rakam onlar, kolay rakamlar değil. Bir de duyalım, bu hayvanlar Marco Polo CITES raporu istiyor. Yani dünyada yani 10.000 dolara şu anda bu av yapamazsın. Mümkün değil. İşte bak söyledi Umur abim. Şöyle tabii bu hayvan dediğim gibi dünyada nesli azalan hayvanlara girdiği için müsaadeli avlanıyor. Yani şeyi var, kotası var. İşte diyor ki atıyorum bu sene Tacikistan'da 10 tane avlanacak. 11.yi vuramazsın, hepsi belgeli. Ve belgeler İsviçre'den geliyor. Bunun belgesi var, yani belgeli. O bakımdan yüksek oluyor rakamlar. Benim merakım böyle. Bir de ayrıyetten kuş avlarına merakım var. Zaten keklik avcılığından gelmeyeyim. Benim bir sözüm var, her iyi bir keklik avcısı her dağ avını yapar. Çünkü keklik avı da çok zor bir av. Devamlı yürüyüş, dağdasınız. İyi bir keklik avcısı bu dağ avların hepsini gayet rahat yapar. Şu kaç diyorum. Kilo Yavuz abi ya? Efendim? Şu kaç kilo? Senin burada. Alageyik canlı tahmin ediyorum 300 kilo, yani 250 kilo. 250 kilo falan o civarlarda. Bulgaristan hangi yıl? O bu sene 2016 Ekim ayında, o yeni o. Yeni? Evet 2016 Ekim üç ayında. Ne evet, yaptın? Soğuk et, etini bağış mı yaptınız orada? Ne eti yaptın? Orada kalıyor ama bir parçasını aldık geldik, bir parçasını. Aslında Türkiye'ye et sokmak yasak. Ama işte böyle getiriyoruz bir şekilde. Ama bayağı aktifsin. Buradaki bu trofiler hepsi senin herhalde ya. Hepsi benim değil de şu karşıdaki Moğolistan var, Ibex.
Onun yanında bizim keçimiz o demir kazık Nidalı Dağlar, o da benim. Ben bunları kulübüme... Bizim cins mi bu ülkemizin? Tabii tabii, Nide diyorum ya, Nide, Aladağlar, yani Toroslar, demir kazık. O çok yakışıklı, güzel bir teke o, güzel bir teke. Evet. Bizim kulübümüz her çeşit av yapmakta temayüz etmiş bir kulüp. Yani bizde bireysel avlar dediğimiz, kulübümüze üye olan Yavuz Bey gibi, efendim diğer arkadaşlar gibi yurt dışında avlayan arkadaşlarımız ve üyelerimiz çok. Aynı zamanda her ne kadar biz her pazar günü domuz avı tertip ediyorsak da üyelerimiz içinde kuş avına gidenler, ki yine de misal olarak Yavuz Bey bunlardan biri, diğer üyelerimiz de kuş avlarına da, mesela ördek avına giden var, kaz avına giden var, işte burada bıldırcın avına giden var, çulluk avına giden var, ördek avına giden var, var oğlu var. Yani demin derken her pazar domuz avı tertip ediyoruz derken, kolektif bir av şekli var bu kulüpte. Üyelerimiz arasında bu hem bir ava, ben mesela ben de kuş avlarına gidiyorum ara sıra. Ama dediğimiz gibi yine domuz avlarında grup ava olduğu için her hafta organize sürekli tabir ettiğimiz bir kadromuz. Kulübümüzün 4x4 arabası, aşağı yukarı 11'e yakın köpeği var sırf bu iş için yetiştirilmiş ve beslenen. Ama diğer tabii ki avlarda, kuş avlarında bireysel köpek sahibi olan arkadaşlarımız var. Kendi köpekleriyle avlanıyorlar. Yurt dışına gidişleri de bu, evet Yavuz Bey pek söylemek istemedi ama bu yurt dışı avları parasal yönden ciddi rakamlara ulaşmaya başladı. Hele bu son günlerde doların ve euronun artması ciddi bir rakam oluşmaya başladı. Onun için yani biraz da şunu söylemekte fayda var. Biraz daha maddi durumu iyi olan arkadaşlardan da teşekkül bu kulüp. Ama hiçbir zaman için sınıf ayrımı, efendim zengin fakir ayrımı yapmayan, avlarımızı, müşterek avlarımızda devamlı kapıcıyla profesörün avlandığı bir av şeklimiz var. Sosyal dayanışmamız var yani aynı zamanda. Bu etraftaki bu arkadaşlarımıza zaman zaman maddi yardımlarda da bulunuyoruz haliyle. Evet, şu an aktif kaç tane üyemiz var? Şu anda evet, Yaşar'cığım kaç tane var? 55 tane aktif, 9 tane de fahri üyemiz var toplam. Toplam 55 tane. Evet efendim, sizleri tanıyalım. Evet. Ben esasen İstanbulluyum. Son 10 senede emekliliğimden sonra İzmir'e yerleştim. Ve de bu kulübü bulmak için çok aramadım daha doğrusu. Bana hemen parmakla işaret eder gibi Merkez Avcılar Kulübü'nde arkadaşlar bulabileceğimi ve de bildiğim, sevdiğim avları yapabileceğimi önerildi. Ve aşağı yukarı 10 senedir de çok kıymetli, değerli arkadaşlarımla beraber avlanıyorum. Kendim emekliyim. Biraz evvel Umur Bey'e sordunuz, hala avlanıyor musunuz diye. Ben Umur Bey'le aynı yaşta iki arkadaşız. Ben yaşı söylemeyeceğim burada. Ama artık bizim de fahri olma zamanımız sanki gelmiş gibi. Allah'a şükür her hafta 6 ay bir fiil ava gidiyoruz. Son zamanlarda ağırlıklı. Yani bu dinsizliği biraz da ona borçluyuz. Diyebiliriz. Hareket ve doğa, oksijen, adrenalin, bunlar hakikaten çok çok işe yarayan şeyler. Haftada bir kere bu lokalimizde yemekli buluşmalarımız oluyor. Geçmiş haftanın kritiğini yapıyoruz. Av eti mi oluyor o yemeklerde genelde? Av eti olduğu zamanlar oluyor. Öyle bir programda çekmek istersen de söyleyelim. Olabilir. Arkadaşlarımız zaman zaman ördek, zaman zaman keklik. Mesela son şey seyahatimizde Yavuz Bey arkadaşım ve de 4-5 kişi grup olarak Romanya'da kaz avı yaptık. Oradan bir miktar kaz eti getirdik. Ancak aşağı yukarı biz 20-25 kişiyi buluyoruz her yemek toplantılarımızda. Herkese yetemeyeceği için maalesef kaz ikram edemeyeceğiz. Kendimize kadar kabullendik. Çarşambaları hem bir araya gelip eskiyi konuşuyoruz,
ve de önümüzdeki pazar günü ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi, bunun programını yapıyoruz. Avlarımızda mutlak kaptan nezaretinde avlanırız. Yani bir ritüel. Kesinlikle. Vakitli, zamanlı bir şey. Kesinlikle öyle. Sanatsal bir olay yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Başkan dahi yetkisini kullanamaz. 5 kişi yönetim kurulumuz vardır. Onların içinde de hiç kimse yetkisini kullanamaz. Doğada kaptan seçtiğimiz arkadaş ne derse o olur. Müthiş bir disiplin ve saygı içerisinde avımızı yaparız. Hem başkanımıza, kaptanımıza, arkadaşlarımıza ama avın kendisine çok büyük saygımız var. Bunu söz almak istiyorsan herhalde evet. Veririm biraz sonra. toplantılarımız bu şekilde gidiyor. İş taksimatları var aramızda. İzmir Merkez Avcılar Kulübü'nün bu domuz avları çoğu İzmirli hatırlar belki, Dimitri diye bir Rum tarafından aşağı yukarı tahmin ediyorum 70 sene evvel sırf o zamanki buradaki levantenlerin yaptığı bir av şekliydi bu domuz. Ondan sonraki kaptanlarımız Deniz Kalfoğlu, arkasından Melih Alkan, arkasından Kemal Karaosmanoğlu, bu arkadaşlar maalesef rahmetli, onların kurduğu bir disiplin şekli aynen devam ediyor. O kadar disiplin ki, mesela biz şu anda askeri bölgeleri avlıyoruz. Çünkü askeri bölgelerde domuzlar yuvalanıyor ve etrafa zarar veriyor. Onun için de özel izinle bu yöreleri avlıyoruz. Bu da disiplinimiz sayesinde. Bizde alkol, sigara, konuşma yok. Bu av başladı. Ava kadar her türlü sempatik, her türlü şaka, her türlü birbirimizle diyalog var. Av başladığı anda kaptanın dur dediği yerde anca 1-2 metre belki oynayabilirsiniz. Onun dışında oynayamazsınız. Kendi üstümüzdeki giysiler, özel giysiler, bunlar aşağı yukarı çok uzak mesafelerden görülen turuncu renkli şapkalar veya giysiler ki birbirimizi görebilirim diye. Ve buna riayet etmeyen veya buna katılmayan veya bu işte bir ceza yapan o av sonunda derhal ava son verdirilir ve arabaya yollanır. Bu kadar ciddi bir disiplin sayesinde çok şükür benim ava başladığım aşağı yukarı bir fil 50 seneyi geçmiş hiçbir kaza olmadı. Hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Sırf bu disiplin sayesinde. Tabii bu arada eklemek istediğim bir şey var. Şimdi hepimiz avcıyız ya biz. Şimdi burada tabii en büyük özveri hanımlara düşüyor. Şimdi ondan hiç bahsetmiyoruz burada. Şimdi ben her hafta ava giderim. Hanım izin verirse gidersin kardeşim. Hanım bu hafta av yok. Bey bir program yapıyoruz. Sen gitme dedi mi? Bazı arkadaşlar gitmez. Ama bu işi hayat, yaşam şekli düşünen bir takım öyle hanımlara falan pek kulak ermezler ama aramızda bu işe evet diyenler de var. Yani öyle hanım izin vermeden, hanımın oluru olmadan, hatta bazı üyelere en son kabul gördüğümüz işte yeni üyelere biz evden hanımdan izin kağıdı istiyoruz. İmzalı kaşeli. Kaşeli, resimli. Şimdi efendim bu tüfekleri hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Çünkü aşağı yukarı 1925'ten beri kulübün envanterinde bunlar. O zamanın levantenleri ve işte artık harbe katılan üyelerimizin babaları, dedeleri kulübümüze bu tüfekleri hediye etmişlerdir. Ve bunlar hepsi gördüğünüz gibi bugün parasal değeri biçilemeyecek tüfeklerdir. Hepsi de yabancı. Hepsi de yabancı. Markaları muhtelif. Amerikan var, İngiliz var, Alman var. Ve bu kulübümüzün en büyük değerlerinden biridir bunlar. Ve de artık bir kısmı elden geçmiş vaziyette. Bir kısmı elden daha geçemedi. Ellenmiyor çünkü. Ve de bunların maalesef kimin tarafından nasıl verildiği kayıtlarda yok. Bunlar da.
Fakat eski üyelerimizden, eski askerlerden kulübümüze hediye edilmiştir bunlar. Emniyette kayıtları vardır, tezkerelidir hepsi. Hepsi kayda tabidir. Hiç kimse hiçbir şekilde bunlara dokunamaz. Yani dokunamaz derken eller tabii de. Bunu zaman zaman atış yapıyor muyuz? Yani Allah çalışıyor mu diye. O ateş yapıyor ama şu anda mermileri yok tabii. Bunlar çok eski kalibreler. Şöyle bir alıp bir gösterebilir miyiz böyle? Tek atışlı. Hocam mekanizması şu şöyle an. Evet çalışıyor. Burasının bunu şu anda çalışmıyor tabii. Mermiyi buradan koyuyorsunuz. Koyuyoruz. Tek atış. Tek atış. Valla var bakın üstünde de eski Türkçe bir takım yazılar. Şu an kuruma kolu kurulabilir. Kuruma kolu var ama çalışmıyor tabii paslı. Bu büyük bir ihtimalle 1890 malı, 90 senesi imalatı bir İngiliz Enfield tüfeği bu. Buradan şarjörü. Biraz uzun namlulu ve değişik bir değişik bir tüfek bu. Çok değişik bir tüfek. Şeyli, çakmaklı şey olarak bakın. Yayının güzelliğini görebiliyor musunuz? Bu da değişik bir uzun namlulu. Vallahi bu da şurada yazıyor. Bu da büyük bir ihtimalle Osmanlı'dan kalma bir Alman malı tüfek. Büyük bir ihtimalle kurup olabilir. Bu meşhur Amerikalıların halen daha kullandıkları 1894 model Winchester lever action dediğimiz bir çeşit. Bu John Wayne tüfeği filan hep geçer ya filmlerde. Kızılderilileri öldürülen tüfek bu. Bu Amerika'da bu tüfek cam bir kavanozun içinde hiç kimse ellemeye cesaret edemediği ve ellemesinin yasak olduğu bir cam fanus içinde gösteriliyor. Şu gravüre bakın. Gel bunu bir çek. Şu gravüre bakın, şu işlemeye. Böyle bir işleme bugün bilmiyorum ama herhalde zor. Efendim ben Ayhan Görücüoğlu. İzmir Merkez Avcılar Kulübü'nün av kaptanıyım. 10 yıldan beri kaptanlığı ben üstlenmiş durumdayım. Tüm avlarda? Tüm avlarda. Tabii kulüple alakalı. İzmir Merkez Kulübü'nün özellikle domuz avlarının kaptanı benim. Benim işte doğrultumda, benim doğrultularımda ve organize ettiğimiz her haftaki avlarımızı biz çarşambaları bu akşamki olduğu gibi toplanırız. Burada paylaşırız. Cuma'dan cumartesiden başlar artık telaşlar, hazırlıklar. Pazar günü de bu avımızı Allah nasip ederse hep beraber. Bu pazar neredeyiz? Bu pazar Allah nasip ederse Zeytindağ'dayız. Zeytindağ bölgesinde. Zeytindağ nerede? Zeytindağ Bergama bölgesinde. Bergama bölgesinde bir avlak bölgemiz. Allah nasip ederse bu hafta oradayız. Bu meyanda askerileri de yapıyoruz biz. 1982 yılından beri. Allah rahmet eylesin. Ali Said Özçebir Paşa'nın müsaadeleriyle, izinleriyle. Foça Amfibi. Askeri bölgelerde. Tabii askeri bölgelerde. Askeri bölgelerde. Menteş, Uzunada, Foça Amfibi, Aydın Mühimmat Birliği. Buralara giriyoruz. Özel izinle. Paşalarımızın vermiş olduğu izinlerle. Avlarımız böyle bu şekilde. İşte zaten az kaldı. Malum biliyorsunuz 5 hafta sonra bitecek avımız. Sezon bitecek. Bu şekilde. Avlarımız bu şekilde devam ediyor. Bizim askeri disiplin zaten. Kulübümüzün avları askeri disiplin şeklinde geçer. Yani kaptan ne derse odur. Biz öyle gördük, öyle yetiştik. Bayrağı öyle devraldık. Eksik olmasın burada yaşlı üyelerimiz de mesela var, abilerimiz. Onlar bile her şekilde itaat ederler. O kurallara uymak mecburundurlar. Yani olmazsa olmazıdır bu kuralların. Bu kurallar çerçevesinde avlarımızı yapıyoruz. Evet sevgili izleyenler, bir Avcılar Kulübü programının daha sonuna geldik. Bu hafta İzmir Merkez Avcılar Kulübü'nde idik. Yeni bir Avcılar Kulübü'nde buluncaya dek ben Adem Birinci, yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize hayırlı haftalar diliyorum.